Bunlardan bir 6-7 tanesi yazın gelmesi nedeniyle hepsi kadın. O yüzden tek kişinin nezdinde sorayım. Hepsi burada bir tane var mesela. Hocam yaz geldi, kilo vermeye çalışıyorum, beceremiyorum. Acaba bu konuda bir kürünüz var mıdır diye sormuş Selin Hanım. Ne yapmak istiyor? Kilo vermek Ha, istiyor. Kilo vermek istiyor tabii. Şimdi hemen o konuya geleyim. Bakın şunu söylüyorum. Güneş kremleri var. Koruyucu güneş kremi işte efendim bazı sabunlar var. Hani rujlar dedik işte losyonlar. Eğer bunların içerisinde alırken baksınlar. Paraben var ise metil paraben, propil paraben veya bütil paraben ve benzeri derivatları varsa paraben uzak dursunlar. Çünkü paraben östrojen gibi davranıyor. Hani dedik ya illa efendim domatesteki, salatalıktaki hormon değil. Bunlar da böyle. Aynen onun gibi etkili. Bunun için değerli izleyicilerimiz buna şey yapsın. Ha böyle böyle ne olacak? Halk bilgileniyor. Dolayısıyla bunlar üretimden kalkıyor. Paraben kullanılmamaya başlanıyor. Dolayısıyla vatandaş bu haberleri duymamış olan vatandaşlarda bundan dolayı sağlıklı bir güneş kremi veya işte ürün kullanmış olacaklar. O anlamda. Şimdi gelelim zayıflamaya. Ben hep şunu söylüyorum. Zayıflamak istiyorsanız öncelikle nefsinize hakim olacaksınız. Bakın, şimdi Allah'a şükür toplum bilinçlendi. Bazı fırınlar muhteşem ekmek çıkartıyor. Ama muhteşem ekmek. Yani 6-7 yıl önce bir ekmek alıyorsunuz, ekmek yiyorsunuz ve bizim insanımızın, Anadolu insanımızın temel gıdası ekmek. Ya ekmek yiyorsunuz şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor, hazımsızlık yapıyor. Çünkü eksik işte onun ki buğdayın en dış kısmındaki yüzeyindeki kısımlar alınmış. Bembeyaz, düşük tip numaralı. Undan yapılıyordu ama şimdi fırınlar bakıyorum tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, değişik değişik işte ruşeymlidir, şudur budur. Ha bu güzel, bunlar hep inkişaftır. Bunlar yani fırıncılar da bilinçlendi. Şimdi beyaz ekmekten uzak duracak. Onu söyleyeyim. Sabah kahvaltısında denesinler beyaz ekmeği ne kadar çok tüketirse 1-2 saat sonra acıkmaya başlayacak. Açlık duygusu. 2- Pirinç pilavından uzak duracak. 3- Bezelye iyi bir sebzedir ama uzak dursunlar. Çünkü bunlar kan şekerini çok hızlı yükseltir ve çok hızlı düşürür. Haşlanmış patates tüketecekler. Mesela günde bir defa orta boy bir patates, haşlanmış patates kabuklarını da soyuyor yani. İş yerindeyim hocam nasıl yapacağım? Koy şeyin içine, kabın içine götür. İş yerinde yemekten önce yersiniz. 5-10 dakika yiyin. Bu sizi tok tutacaktır ve açlık duygunuzu geliştirmeyecek. Mesela dereotu. Dereotu eğer çok açlık hissediyorsanız bir tutam dereotu yiyin. Öğünden önce sizi hemen açlık duygunuzun frenine basacaktır. Bakın. Bu bir. İkincisi, dereotu öyle bir nimettir ki tiroid hormonlarını dengeler. Yani hipertiroid veya hipotiroid de kullanabilir. İştah keser. Onun için zayıflamanıza yardımcı olur. Rozmarinus, biberiye çayı. Günde iki defa da biberiye çayı içsinler. Biberiye hakikaten metabolizmayı hızlandırır. Onu yapamıyorlarsa sabah kalktıklarında maydanoz limon uygulayacaklar. Bakın maydanoz limon bulunmaz bir nimettir. Karaciğer yağlanmasında, cildin tazelenmesinde, cildinizin ışıl ışıl parlamasında, damarların içerisinde ki şeyler söyleyin trigliserittir, kolesteroldür bunların düşürülmesinde, kalp damarlarının içten yağ bağlanmasında etkilidir. Bir de sabahları yorgun kalkıyorum ben ne oluyor bana diyenler. Maydanoz limon efendim. Bak bir bahar yorgunluğuna bağlı olarak bu anlamda neler yapabileceğini söyledim lahana. 15 dakika bir de
bulamıyorlarsa onu maydanoz, limon yapsınlar. Evelallah 3. 4. günden sonra zinde kalktıklarını görecekler. Hayretle görecekler bunu. Evet, ve metabolizmayı da hızlandırıyor. İşte ölçülü olsunlar. Akşamları bir defa şeyi kessinler. Tatlı yemeği kesecekler. Hı hı. Tatlı yemek yok akşamları. Meyveden alsın. Hani nefsi çok mu istiyor? Şimdi mübarek tatlı da öyle bizim Osmanlı biliyorsunuz. Yani işte yani ne yapacak? O zaman kurutulmuş kayısı 2 tane tüketebilir. Özellikle siyah olanı tercih etsinler. Siyah olanları doğaldır. Sarı olanları etilen gazıyla veya karpitle sarartıldığı için o halde onu söyleyelim. Mümkün olduğu kadar siyah olan 2 tane tüketseler zaten şey olur o. Tatlı ihtiyacını karşılar. Yani nefsi köreltmek.